Merhaba arkadaşlar, yeni bir konumuzda beraberiz. İngilizce konuşurken günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullanacağımız should, should have, could, could have, would have konularını inceleyeceğiz. Ve aralarındaki anlam farklılıklarına bakacağız. İlk olarak should ve should have. Should İngilizce'de tavsiyede bulunurken kullanıyoruz. Örneğin, you look sick, you should see a doctor. Hasta görünüyorsun, doktora görünmelisin, doktora gitmelisin. Burada bir tavsiyede bulunuyoruz. You should see a doctor. You are tired, you should get relaxed. Yorgunsun, dinlenmelisin. Yine bir tavsiyede bulunuyoruz. It's late. Geç oldu. She should sleep. O uyumalı. Yine burada bir tavsiyede bulunuyoruz. Should have ise arkadaşlar geçmiş zamanla alakalıdır ve should have kullandığımızda fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz cümle içerisinde. Ve hangi durumlarda kullanıyoruz? Should have'i iki durum için kullanıyoruz. Birincisi, geçmişte meydana gelmiş bir olayın farklı meydana gelmesini temenni ettiğimizde kullanıyoruz. İkinci durum ise geçmişteki bir olaydan duyduğumuz pişmanlığımızı dile getirirken kullanıyoruz. Örneklerle açıklayalım. You should have bought the computer when it was on sale. Bilgisayar satılırken satın almalıydın. Burada geçmişteki bir olay için tavsiyede bulunuyoruz. Olay geçmiş ve bitmiş, artık değiştirme şansımız yok. Ama yapılan olayın, meydana gelen olayın daha farklı gelmesini, daha farklı meydana gelmesini tavsiye ederken, önerirken kullanıyoruz. You should have bought the computer. Bilgisayarı satın almalıydın. Ama almadın. Ne zaman? When it was on sale, o satılırken sen bilgisayarı satın almalıydın. Diğer bir örneğimize bakalım. I should have studied for the test. Test için, sınav için çalışmalıydım. Ama ne yaptık? Çalışmadık. Çalışmadığımızı dile getiriyoruz. Ama bunda ne var? Bir pişmanlık var. Çalışmalıydım diyorsunuz. Diğer bir örneğimize bakalım. I'm sorry. I shouldn't have yelled at you yesterday. That was wrong of me. Özür dilerim. Dün sana bağırmamalıydım. Bu benim hatamdı. Burada yine bir pişmanlıktan bahsediyoruz. Geçmişte yaptığımız bir olayın yanlış olduğunu ve bundan bir pişmanlık duyduğumuzu dile getiriyoruz. I should have studied English more. Daha fazla İngilizce çalışmalıydım. Yine burada ne var arkadaşlar? Geçmişte daha fazla İngilizce çalışmadığımızı dile getiriyoruz. Ama bir pişmanlık söz konusu, çalışmış olmalıydık. Should have arkadaşlar, hızlı bir şekilde telaffuz edebilmemiz için iki şekilde telaffuz edebiliriz. Birincisi şuda, ikincisi should've olarak kısaltarak telaffuz edebiliriz. Örneğin, I should have studied English more. I should have studied English more. Bu şekilde daha çok telaffuz edilir ana dili İngilizce olanlar tarafından. İkinci konumuz could ve
Could have. Could olasılıklardan bahsederken kullanıyoruz. Örneğin, I could go shopping with you if I have time tomorrow. Eğer yarın zamanım olursa seninle alışverişe gidebilirim. Bir olasılıktan bahsediyoruz. Zamanım olursa yarın seninle alışverişe gidebilirim. I could go shopping with you tomorrow if I have time diyoruz. Could have ise arkadaşlar yine past time yani geçmişle alakalı bir konudur ve geçmişteki alternatif olasılıklardan bahsederken could have kullanıyoruz. I could have been there on time if I'd woken up earlier. Eğer erken kalksaydım orada zamanında olabilirdim. Ne var burada? Bir olasılıktan bahsediyoruz. Geçmişteki bir olasılıktan. Zamanında kalksaydım veya erken kalksaydım zamanında orada olabilirdim ama erken kalkmadığım için zamanında orada olamadım. Gel bir örneğimize bakalım. You could have been a doctor if you'd studied harder in school. Eğer okulda daha sıkı çalışsaydın, daha çok çalışsaydın bir doktor olabilirdin. Yine ne var? Geçmişteki bir olasılıktan bahsediyoruz. Yaşanmış, artık değiştirilemeyecek bir durumun aslında farklı olabileceğini dile getiriyoruz. You could have been a doctor. Doktor olabilirdin. Ama bir şarta bağlı. If you'd studied harder in school, okulda daha fazla ders çalışsaydın diyoruz. Artık bunun değişme ihtimali yok. Ama geçmişte bunu başarabilme ihtimalin vardı diyoruz. Diğer bir örneğimiz, Please drive more carefully. You could have killed us. Lütfen daha dikkatli sür. Bizi öldürecektin. Yani neredeyse bir kaza meydana gelecekti. Bir kazaya çok yakındık. Ama tabii kazanın olmadığını dile getiriyoruz. Neredeyse olacaktı. Bizi öldürecektin. Lütfen daha dikkatli sür diyoruz. Diğer bir örneğimize bakalım. I could have gone to Paris. Paris'e gidebilirdim ama gitmedim. Yani geçmişte böyle bir olasılık vardı, böyle bir imkan vardı ama gitmedim anlamındadır. I could have gone to Paris. Yine could have iki şekilde telaffuz edilebilir. Daha seri, daha hızlı, daha akıcı bir şekilde telaffuz etmek istiyorsak could'a ve could've olarak dile getirebiliriz. Örneğin I could have gone to Paris veya I could have gone to Paris olarak telaffuz edebiliriz. Would ve would have konusuna bakalım. Would hayali sonuçlardan bahsederken kullanıyoruz. Yani meydana gelmemiş ama olmasını hayal ettiğimiz durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Örneğin, if I were taller, I would be better at sport. Eğer uzun olsaydım, boy olarak uzun boylu olsaydım, sporlarda daha iyi olabilirdim. Bu bir hayal arkadaşlar. Yani değiştirilmesi imkansız bir durum. If I were taller, daha uzun olsaydım, uzun olsaydım ama uzun değilim. I would be better at sport. Sporlarda daha iyi olabilirdim diyoruz. Ve artık değiştirilemeyecek bir durumdan bahsediyoruz. Would have konusu ise yine geçmişle alakalıdır arkadaşlar. Yani bir şeyin farklı olsaydı meydana gelen olayın sonucunun da farklı olabileceğini
dile getirirken kullanıyoruz. Ve ikinci durumda şudur. Bu could have oranla daha kesin bir sonuç belirten durumlar için kullanıyoruz. Örneğin, if I'd gotten one more question correct, I would have passed the test. Eğer ki bir soru daha doğru yapsaydım, sınavı geçecektim diyoruz. Ne var burada? Bir olay, geçmişte yaşanmış bir olayda farklı bir şekilde yaşansaydı, ortaya farklı bir sonucun çıkabileceğini dile getiriyoruz. If I'd gotten one more question correct, I would have passed the test diyoruz. Yani örneğin 10 alacağımız bir sınavdan 9.9 almışız. Bir soru daha doğru yapsaydık sınavı geçecektik ama ne var? Bir soru eksik yaptığımız için sınavı geçemedik. Diğer bir örneğimize bakalım. She wouldn't have gotten wet if she'd taken her umbrella. Eğer o şemsiyesini yanına alsaydı ıslanmayacaktı. Yine ne demiştik? Bir olayın başka bir olay meydana gelmesiyle sonucunun değişeceğinden bahsederken would have kullanıyoruz demiştik. She wouldn't have gotten wet. O ıslanmayacaktı ama ıslandı. Buradaki anlam budur. Islanmayacaktı ama ıslandı. Neden? If she'd taken her umbrella, eğer o şemsiyesini beraberinde alsaydı ıslanmayacaktı. Ama ne var buradaki anlam nedir? O şemsiye yanına almadığı için ıslandı anlamındadır. She wouldn't have gotten wet. O ıslanmayacaktı. If she'd taken her umbrella, eğer şemsiyesini yanına alsaydı. İngilizce'de should, should have, could, could have, would, would have kullanımı bu şekildedir. Unutmamamız gereken pronunciation yani telaffuz şekilleri de arkadaşlar. Should, shoulda, should have, should've, shoulda, should've. Could ve could have için ise coulda, could've. Would ve would have için ise woulda, would've olarak telaffuz edebiliriz. İngilizce çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.